Eşlerin soru gelsin ekrana. Eşlerin birbirine nut fotoğraf göndermesi günah mı diye sormuş. Ne demek bu nude fotoğraf? <laughs> Açık fotoğraf mı? Çıplak. Çıplak. Eşler gönderebilir mi? Ulan aynı yatakta yatıyorsun zaten be salak. Onu internetten göndermeye ne gerek var? Şimdi sen bu soruya inanıyor musun? İnanıyor musun sen <laughs> bu soruya? Bir bunu sorduğuna. <laughs> Hocam. Bakın, ya, Allah hocam, hocam bir dakika o ay kulaklarım çınladı ya Rabbim ya, kocam diyor sürekli benden her gün işe gittikten sonra Nüt fotoğraf istiyor yani çıplak fotoğraf istiyormuş. Ben de korkuyorum çünkü bunlar bir yerde tutuluyormuş yani e, sosyal medyaya düşer diye korkuyorum. Göndermediğim zaman da akşam konuşmuyor diyor. Hocam var böyle çiftler. Bu adam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki, ama rütük diyor, ki, rütük çeneni tut. Hocam ne alakası ha, var sizinle? Ne buna... alakası olur mu ya? Allah Allah. Fotoğraf istiyormuş. Fotoğraf istiyor. Neyle gidecek o fotoğraf? <laughs> İnternet yoluyla gitmeyecek mi? Ta ama yani... E, sosyal medyaya koymuyor. Sizin Whatsapp'ınızdan benim Whatsapp'ıma gibi. tamam da Whatsapp'ın neyle çalışıyor? İnternetle çalışıyor. E, e, daha ne? e zaten kadının da endişesi o. Her gün istiyor diyor. Ben de göndermediğim için Bu akşam erkek, gelince erkek konuşmuyor. Erkek değil. Bu erkek erkek değil. Kadın da benim vücudum internet kanalıyla Whatsapp kanalıyla sana gelmez. Benim vücudum her zaman senin yanındadır demeli demeli ve bunu kabul etmemeli, reddetmeli. Bu, böyle ay zaten böyle diye diye bir kısım şeylere alıştırdık kızım. Al elini suyun içine koy. Su yavaş yavaş ısınsın. Elin duymaz onu. Niye yavaş yavaş ısındığı için? Ama birazcık elini çıkar, geri koy, aynı su elini yakar. Bizim ahlakımız da cımbız da öyle aldılar, aldılar. Aman bundan da bir şey olmaz. Aman bundan bir şey olmaz. O kadarcık kusur kadın kızında da bulunur diyor. Ulan kusurun kadının kızında bulunması, imamın karısında bulunması. Ama hocam bu e, sosyal medya, bu e, internet alemi o kadar çok hayatımızın içinde oldu ki... ...bazı gençlere e, kamera açtırıp Allah göstermesin e, soyunmalarını isteyenler bile oluyor. Böyle çeteler bile var yani. Allah göstermesin yani. Bunlar program falan değil. Bunlar para tuzağı. Ama Müslüman ben şunu Türk anlamıyorum. İnsanın kocası böyle bir şey yapar mı ya? Yani... Ne kocası ya? Ne kocası ya? Koca mı ya? E, evlilermiş hocam. Kaç hmm. yıllık? Beş yıllık evliyiz diyor. Nur geç ya geç ya. Geç Allah aşkına ya. Ahlaksız bunlar ya. Ahlaksız bunlar ya. Ama kadın ne yapsın hocam böyle bir durumda? Kadın zamanda? vermez Mesela... göndermez. Hayır kocasını seviyor ayrılmak istemiyor. Kocası her akşam bundan geldiğinde. Dolu, bundan dolayı ayrılacaksa cehennem olsun gitsin ya. Allah Allah. Yatağımda yatıyorsun. Beni görmüyor musun? Benim vücudumu bilmiyor musun sen? Köp. Köfte hor mu derler? Köfte hor derler. İyi kıvırdın hocam. evet. Köfte hor derler bu tüm <laughs> adamlara. Tabii. Hadi be kızım hadi yazık günah ya. Bizi tamam de ediyorlar. Evet Hocam niye öyle söylüyorsunuz? Bu da kadın cazın derdi. Düşünsenize yani öyle bir kocanız var ve her gün sizden fotoğraf istiyor. <laughs> Adama diyormuş ki fotoğraf göndermek istemiyorum, sosyal medyaya düşer bir şey olur. Benim whatsappıma düşüyor diyormuş. Yani bu da bir dert. Ya belki size göre dert değil ama bu kadın göre bu dert. Sapık bir kocaya düşmüş kadın, Ne Yazık işte. E, baba yazıksa ne yapalım ya Allah Allah? İncele, hepsini. Yoruluncaya kadar ara, ölünceye kadar geçin demiş hadıralarımız kızım. Allah Allah. Evet, Vallahi buyur. dünyadaki en güzel karar ne biliyor musunuz? Daha doğrusu dünyadaki en güzel mutluluk eğer doğru bir eşi seçtiysen dünyanın en mutlu insanı sensin. Doğru bir eşi seçtiysen. Doğru bir eş seçmediysen halin harap. Dünyada halin harap. En büyük ızdırabı çekiyorsun. Evet. O yüzden hocam dediği gibi arayana kadar ne dediniz hocam? Bulana kadar yoruluncaya kadar ara. Ölünceye kadar geçin. Evet. Peki kaynanam bana 320 lira borç verdi Nur ablacığım. Borcunu ödemeden de öldü. Hakkın rahmetine kavuştu. Hakkımı helal etmedim. Kaynanam cehennem, cehennemlik mi? Dur demiş? bir dakika bir daha bir daha soruyu? Kaynanamın, kaynanamın bana, bana 320 TL 320 borcu, borcu vardı. vardı. Evet. Borcunu ödem, ödemeden öldü. Hakkımı helal etmedim. Kaynanam cehennemlik mi? Yani kaynanamın başka hiç günahı yok da bu günah Allah affetmese işe haraptır. Yani 320 lira para verdik. Kaynanamız da öldü. 320 lira nedir ya? Evet hocam para yani. Para mıydı ya? Hayır bir de şey yani benim Allah göstersin kaynanam vefat etse 320 lira borcu kalsa hani katbekat helal eder. Onun adına hayırlar yaparım. Gelin gelin değil. Gelin gelin. Günah değil, ya. Değil. Olacak iş mi yani? Şey i̇şte bu kaynananın böyle gelin olun işte evet. Siz bence helal edin üzerinizdeki yükü de atın yani. <laughs> Yazık günah kadın 320 lira. Oğluna söyleyin o desin değil mi? Şimdi Ali Halil Haliloğlu diyor bize emekli bir görevlimiz var. Etlilerde senelerce imamlık yaptı. Etlere damgasını vuran bir arkadaşımız. Hı hı. Geçen onun bir televizyon kanalında efendim Bak. hatıralarını dinledim de. Efendim isim söylemenin mahsuru var mı? Ne ismi Geçmiş hocam? Geçmiş zenginlerimizden. Yo, hayır İbrahim Bodur Bey anlatıyordu Allah kanı kanı rahmet etsin. Hı, amin. Türkiye'de hangi hayır müessesesi varsa ben 62 senedir İstanbuldayım kızım. Nerede bir İslami kokusu olan dergi ve gazete çıkıyorsa orada mutlaka Bodur'un ilanı vardı mutlaka. Efendim çok zengin bir dostu öldü diyor İbrahim Bodur'un. Bana tembih etti diyor Hoca. Bunu çocuklara şimdi miras ne düşmüşlerdir. Bu adamı Kur'an okutmayı falan unuturlar bunlar. Akıllarına gelmez. Bu benim iyi dostumdu. Zengindi, varlıklı adamdı ama iyi de bir dostumdu. ama ne olur aklında olsun da buna Kur'an okumayı ihmal etmeyelim dedi diyor bana. Bu dost, dost, bu dost. Tamam mı kızım? Bir kaptan çağırmış diyor. Kaptanın köşküne çıkacağız. Efendim orada çay içeceğiz diyor. Bana da diyor çıkalım. Hay hay dedim yok. Geminin kapısına vardık diyor. Çanakkale'de oluyor bu hadise. Çanakkale şehitlerine doğru döndü diyor İbrahim Bey. Açtı elini dua etti diyor. Ben din adamıyım. O, o yoldan kırk <laughs> defa geçtim belki. Aklıma gelip de arabayı durdurup da efendim böyle bir fatiha okumadım. Tamam mı kızım? Ve o diyor ki itibarınız itibarınız paranızdan çok olsun. Para biter ama itibar bitmez. Para biter ama itibar bitmez. Çok doğru. Onun için de yani hafız birisi geldi diyor. Hafız olduğunu bilmiyoruz diyor. Birinden bahsediyorlar bir hoca efendiden. Adam diyor ki onun oğlunu buldum. Sizinle bir oteldeyiz diyor oturuyoruz sizinle tanışmak istiyor dedi diyor İbrahim Bey'e geldi diyor. Hay hay gelsin dedi diyor İbrahim Bey. Arkadaşımız yürüdü gitti adamı çağırmak için diyor. seslendi diyor. Beyefendi bir dakika bir dakika dedi diyor. Bu gelen adam okumuş yazmış birisi mi dedi diyor. Evet efendim Kur'an hafızıdır dedi diyor. Kur'an hafız olun olmaz. Hafızı ayağımıza çağırmak edeb işi değildir. Ben onun ayağına giderim dedi diyor. Kalktı kendisiyle tanışmak isteyen, kendinden 35-40 yaş küçük olan adamın hafız diye ayağına gitti diyor. Hafız. Tamam mı kızım? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberliyorsun. Bu bir lütuftur, lütuf, lütuf. İhsandır bu ihsan. Ama kime? Bilene. Bilene, bilene. Tabii. Hem dinleyene, hem okuyana, hem bilene. Evet buyur. Selamünaleyküm hocam. Ee, karım hep yabancı markalardan alışveriş yapıyor demiş. Yabancı marka elbise ve yabancı marka ayakkabılar alıyor. Hep tartışıyoruz bununla ilgili. Bunun bir vebali var mı diyor. Şimdi bak kızım. Şu kalemi ben de yapıyorum. Tamam mı? Ben de yapıyorum. Batılı da yapıyor. Bu kalemi benim neslim aldığında akmıyorsa Güzel yazıyorsa, kaliteli ise benim neslim bu kalemi almaya devam eder. Ama bu kalem adam gibi yazmıyorsa, kalitesi yoksa, mürekkep akıtıyorsa Batılı'nın yaptığı kalemi kullanmayı tercih ediyor. Hmm. Tamam mı kızım? Kalitesine göre diyorsunuz ha, Her, Öyleyse imalat yapanlar var ya imalat yapanlar. Onlar büyük bebel altında altındadırlar. Büyük Çalıp çırpıyorlarsa... ...yaptığınız imalatı halkınız için yapıyorsunuz. Halkınız için yaptığınız imalatta hile yaparsanız... ...o bir haramdır. O haram sizi cehenneme sürükler götürür. Evet. Evet buyurun. Hocam selamünaleyküm. Ee, sizin de dediğiniz gibi diyor... E, ...karım ne temizlik ne de yemek yapıyor. Sizin de dediğiniz gibi derken neyi kastetti anlamadım. Hı hı. Karımın daha maharetli olması için hangi duayı okumalıyım? Hanımının maharetli <laughs> olması için bir dua yok. Bir, iki. <laughs> Şimdi bak bu, kendi... bu acayip bir soru hocam ya. İki, kendi anasının evinde yemek yapmayı anası öğretmemişse garibim ne yapacak? Yemek programlar var ya onları seyredecek. <laughs> Şimdi bizim yemek programlarında da Rabbim Türkiye'yi bıraktılar. Geldik. ...ya, ya Türkiye'yi bırak dışarının yemek olan, ...elin Fransız'ın yemeği bana ne ya? Benim niye güzel kuru fasulyem dururken... <laughs> ...benim efendim mercimek çorbam dururken... ...benim tarhana çorbam dururken... ...elin Fransız'ın çorbası bana ne ya? Hocam niye öyle söylüyorsunuz? Bir Fransız'ın Fransız'ın da ço soğan çorbasını bilmek... ...ne bileyim... Bili bil tamam bil, bir şey demiyorum e, ama... İtalya'nın yani, pizzasını bilmek... İtalyanın, İtalyanın İtaly pizzasını ben yapamam mı? Ha, hocam İtalyanlar. He. He. bir şey Ne koyuyor oraya onun içine? <laughs> Onu ben koyamam mı? Dört peynirli yapıyor mesela. <laughs> Biz havale başkasına. Hayır hayır mi? bir şey söyleyeceğim. Bunun, ben şunu anlamaya çalışıyorum kıymetli hocam. Benim tabii benim benim kültürüm, Heh. benim mutfağım olağanüstü. Bana ait bitti. Bak tencere yemekleri deyince kahraman var. Bitti. Mesela. Gaziantep'i söylemiyorum bile. Mutfağın kalbi e, Antakya ve Gaziantep'te atıyor. Yani böyle gümbür gümbür atıyor hem de. Kastamonu bilinen mutfakların haricinde gizli kalmış bir bahçe gibi. Kastamonu'nun lezzetlerini de bilmek lazım. Yani Türkiye'nin dört milyonu lezzet fırtınası. Ama bunları bil. E niye bilmeyeceksin? İtalya'nın, Fransa'nın çorbasıyla tarhana çorbası dururken Fransızın ne yediği belirsiz çorbasını içmem Hocam siz soğan çorbası içtiniz mi Yok. Niye içtim ben o soğan çorbasını? Biliyorum ben Türkiye'de içtim. <laughs> Allah Allah. Tamam. Fransa'nın Fransa, nın, Fransa nın <laughs> soğan çorbasını içip beğenmediniz mi? Ben Fransa'nın çorbasını içmedim mi? Türkiye'de yapılmış. Öyle içtim ben. E Et, fark etmez yani. Beğenmediniz ne? mi? Ya o günkü tadıydı ağzım. Ne bileyim ben Allah Allah. Evet. <laughs> Hayır bilsin. Fazla bilgi göz mü çıkarttı? Bilmek gayri şey. Ee? Yukarıda tutma gayri şey. Ama siz diyorsunuz ki bana ne Fransızın çoğunu. Bana ne tabii ben. ya. Benim Fransız bana ne. Ama o zaman Bak hocam. Bak kızım. Kenan Evren Paşa 1983'te yanılmıyorsam Çin'e gitti. Çin'e. 83'te. 83'te ben Belçika'daydım. O zaman Belçika'da biz 17 kanal seyrediyorduk. 17 kanal. Şimdi Kenan Evren kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. İhtilalin lideri. Akşam haberlerinde, öğlen haberlerinde televizyonun başına oturuyorduk ki acaba Türkiye ile ilgili bir haber verecekler mi diye. Onlar ehe dese bizimki haber diye veriyor. Çin'e yaptığı ziyareti 17 kanalın hiçbirisi göstermedi. Ya beni adam yerine koymayın. benim mutfağa bana ne lazım ya? Ne lazım bana ya? Allah. Hadi geç kendi işimize bakalım. Buradan geç. nereye geldik konuya? Sana siz, sormalı. Yani. <laughs> siz geldiniz. Bir şey sorular hayatım. Sonra Hayır gönder. siz, ne? siz geldiniz buradan konuya. Sana sormalı diyorsunuz hmm. bir de. Kıymetli hocam boşandıktan sonra çok pişman oldum. O kadar kötüyüm ki eski karıma dönsem yeni karım ahirette benden hesap sorar mı? Tüh demek istiyorum sana yani. Fetvayı verdim işte tamam. Hayır hocam ya bu olacak iş mi yani? Yani yeni karınız haya, hayatınızdayken mi bu soruyu soruyorsunuz? Bilmiyorum. Eski karısından ayrılıp yeni bir evlilik yapan, o yeni evlilikten sonra da gizliden gizliye eski hanımıyla hayatını devam ettiren o kadar çok insanımız var ki haddi hesabı yok. Ve bu dini nikah, dini nikah diyorsunuz ya, imam nikah onu da alet ediyoruz, alet alet. Onunla ilgili Günahımıza bir soru var, soramıyorum size. Evet, ha, onun için... Ayrıldın mı? İşin bitmiş. Her şeyiyle hani bilgisayarda reset at diyorlar ya. Hı. Bilgisayara reset attın mı attın. Hep bütün bütün bilgileri gitti mi gitti. Beynine reset atacaksın. Her şey silinip gidecek. Her şey silinmiyor. Silinmediği için de aileler huzursuz. Bu adamlar böyle hocam. Karılarının kıymetini bilmiyorlar. Gidiyorlar, geziyorlar, Kadınlar dolanıyorlar. Kadınlar çok büyüyor sanki. E, ne diyor, siz ne diyordunuz? Yaylanıyorlar mı? Ya evet, yeni, yayıla, yabana, Yok, yayılıyor. yabana yayılıyorlar. Yabana evet. yayılıyorlar. Ondan sonra yabana yayıldıktan sonra bir bakıyorlar Doğru. ki evdeki çiçekmiş. Bir şey soruyorum. Evdeki melekmiş. Bir şey soruyorum. Sorun hocam. Yabana yayılırken benimle beraber olan kadın mı? Kadın. Ama ben seni yabana yayıldığını bilmiyorum hayır, ki. Hayır, hayır yani. Kadın mı? Kadın. Kadın. Öyleyse... Erkekleri baştan çıkaran kadınlar mı? Kadınları baştan çıkaran erkekler mi? Ne alakası var hocam ya? Hadi geç o zaman. Kapat bunu kapat çık buradan. <laughs> Allah Allah. Çık. Siz de işinize gelmediğiniz her şeyde yürü. Evet, çık buradan. Yürü çık buradan. Burada durma. Evet. Hadi yürü.